Herkese selamlar. Bugün 54 için bir retrospektif başlığıyla çıkan geliştirici günlüğüne bakacağız. 54'ün yapımcıları yaz tatiline gidiyorlar ve geriye dönüklü bir yazı hazırlamışlar bizim için. Genel olarak 54'ün 10. yıl dönümü ve ne kadar harika bir çıkış yaptığını, işte geliştirmenin 10 yıllık bir oyunu geliştirmenin zorluklarından vesaire bahsetmişti aslında. Yani tırışkan. Açık konuşmak gerekirse. Domination DLC'sinin ne kadar iyi olduğundan bahsetmişler. Eski mekaniklerin ve ne diyelim sistemlerin, yani yönetim sistemi, işte büyük güçlerin daha önce içerik aldıklarından dolayı artık eskimiş dedikleri mekaniklerin, sistemlerin tekrar yorumlanmasıyla beraber iyi bir çıkış yapmışlar. Öyle diyorlar. Yani pek bir şey yok. Bakalım notlarımıza tekrar. Evet, çeşitli yamalar yayınladılar ve önemli sorunları düzelttiklerini söylüyorlar. Daha stabil bir oyun performansı veriyor şu anda oyun. Ama tabii bizim de multiplayer şeyimizi bozmuşlardı. 1.35 6 ile beraber 1.35.5'te yaptığımız oyunu bozdular. Ondan sonra bakıyorum Paradox Tinto ekibine büyük çaba sarf ettiğini belirtiyorlar. Domination genişlemesinin olumlu bir tepki aldığını söylüyorlar. İşte gelecek planları daha çok eski mekanikleri tekrar yorumlamak, daha geliştirmek ve topluluktan geri bildirimleri daha fazla dikkate alarak buna göre çalışmak olduğunu söylüyorlar. Yani aman aman bir şey yok. Benim anladığım bu. Aman aman bir şey çıkmayacak. Sadece temel şeyleri daha da geliştireceğiz. History Lessons adında yeni bir DLC sakın almayın. Yani alın da. Tavsiye etmiyorum. History Lessons adında yeni bir DLC yayınladılar. Çin ve Japonya tarihiyle alakalı podcastler var. Oyun içinde dinleyebildiğiniz. Türkçe olmadığı için, yani iyi İngilizce bilmiyorsanız ve oyun sırasında Çin tarihi dinlemek istiyorsanız alabilirsiniz. Ve işte Yuhan'a teşekkür ediyorlar vesaire vesaire. Yani tırışka şeyler. Yani hiçbir şey yok. Yani anlayacağımız nedir? Yeni bir mekanik gelmeyecek. Yeni böyle bizi heyecanlandıran, bizi böyle aman aman bunu bekliyoruz diyecek bir şey olmayacak. Sadece eski mekanikler gelişecek. Yani daha fazla yönetim biçimi olacak. Daha fazla ne diyelim government tierleri olacak. Belki ülkelerin özel askerleri artacak. Ülkelerin görev ağaçları artacak. Ve hata çözecekler. Zaten 10 yıllık olduğu için de daha fazla bir şey beklemiyordum. Ama bunu da kendi ağızlarından söylemiş oldular. Şimdi burada yorumları okudum ben. Yorumlarda şu benim dikkatimi çekti. Şu ST360 nickli arkadaşın yorumu gerçekten bütün bu oyunun hem problemi diyelim hem de yani problemi. Başka bir şey diyemeyeceğim. Diyor ki geliştiriciler diyor ev ödevi problemi çözdüm. Ev ödevi problemi derken şunu kastediyor. Yani siz diyelim Portekiz oynayacaksınız. Portekiz'de daha önce ne yapardınız? Portekiz kafadan koyuncu bir devlet. İşte görevleri belli. Verdiği şeyler belli. Girerdiniz, oynardınız, çıkardınız. Bu kadar basitti. Ama şimdi artık oyun öyle bir hale geldi ki o gizli görev ağacı mekaniğinden sonra olmaya başladı. Örneğin ben oynamadığım ülkelerde şu anda tam olarak ne var bilemiyorum. Ki wiki okumama rağmen. Kesinlikle kafadan şudur budur söyleyemiyorum. Diyor ki bir oyunda bir şey oynayacağımız zaman o ülkeyle alakalı eğer okumamışsak oyun ortasına kadar doğru ya da yanlış yaptığımızı bilemeyeceğiz diyor. Yani bilmenin doğru bir yolu yok.
Çünkü zaten oyunun ortasına kadar gelmişsin. Ve hani karşına hangi görev ağacı çıkacak, event çıkacak, reform çıkacak. Bunu bilmenin bir doğru bir yolu yok. Oyunun ortasına gelene kadar. Bunu çözmenin en önemli yolu ev ödevi yapmak. Yani bir ülkeyle oynayacaksınız. O yüzden onu araştıracaksınız, wiki okuyacaksınız, geliştirici günlüğü okuyacaksınız ve bunu her ulus için yapacaksınız. Yani oynamak istediğiniz her ulus için yapacaksınız. Gerçekten bu şu anki EU4'ün özetidir bence. Şu an hangi ülkeyi oynayacağınıza karar verdiğiniz diyelim, o ülkeyle oyunun ortasına kadar karşınıza ne çıkacağını kesin ezberden söyleyemiyorsunuz. Bu bir bakımdan iyi olabilir. Hani oyunun sürpriz yönünü besleyen bir şey. Bir yandan da strateji oyunu için kötü. Çünkü sürpriz faktörü genelde strateji oyunlarında pek sevilmeyen bir durum. Yani benim için mesela sevilmeyen bir durum. Çünkü ben oynayacağım ülkenin nasıl bir potansiyel yapacağını bilmek isterim. Ve o ülkenin potansiyeline göre büyük strateji, yani büyük planımı oluştururum. Bu nedenle de gerçekten bir ev ödevi problemi var. Burada arkadaşın yazdığı gibi. Ve bununla alakalı bir durum, bir şey yok. Çünkü geliştiriciler bu durumdan memnun gözüktüğü kadarıyla kendileri diyorlar ki biz daha fazla şey ekleyeceğiz. Daha fazla görev alıcı, daha fazla yönetim biçimi, daha fazla eski mekaniklerin elden geçmesi, yani daha önce DLC'den aldığı mekanikler değişecek. Ve evet, yani bu kadar. Başka diyeceğim bir şey yok. Evet, yani burada şey var. Domination as a truly must have diye. Gerçekten diye o Domination'ı yazıda kesinlikle sahip olmamız gereken bir DLC olarak yazmışlar. Aşağıda birisi yazmış ki işte Rusya DLC'si için tekrar para vermeyeceğim çünkü daha önce aldım demiş. Gerçekten de dediği gibi, bakalım bulabileceğiz mi? Ha, evet. Diyor ki yes, still not gonna pay to get the updated Russia or the China missions, already bought those ones. Diyor ki Rusya veya Çin görevleri için, güncellenmiş Rusya veya Çin görevleri için tekrar ödeme yapmayacağım. Çünkü zaten satın aldım. Haklı mı? Haklı. Bu arkadaş haklı mı? Bu da haklı. Ama oyun 10 yıllık ve geliştirici ekip böyle istiyor. Evet. Bu yazı üzerine konuşmamız bu kadar. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.